sancısı. Burası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarım ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Çankırı Dernekler Konfederasyonu'nun birlik programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Gerçekten Ankara'da böyle güzel bir oluşumu, burada imzasını atıp da bu kadar güzel kalabalığı ben de bir Çankırı olarak gördüğüm için gurur duyuyorum. Bence herkes kendini kuvvetli bir şekilde alkışlasın. Çok güzel bir ortam var. Harikasınız. Buradan harika gözüküyorsunuz. Efendim ben Çankırı Dernekler Federasyonu kurucu başkanı, genel başkanı, Kaptan Mustafa Can'ı kuvvetli alkışlarla buraya almak istiyorum efendim. Sözlerime başlamadan önce bu poşu Sayın Valimizin böyle kıymetli bir geleneğiniz var, niye sahip çıkmıyorsunuz dediği için var. Bundan sonra katılan değerli müzisyenlerimize poşu hediye edeceğiz. Tabii ilk poşuyu da Sayın Valime hediye edeceğiz. Valimizi bu kıymetli fikrinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Vali, sayın milletvekillerim, sayın Çankırı federasyonları, vakıfları, dernek temsilcilerimiz, sevgili yarenler. Evet. Bir yansı gelecekti ama atlandı galiba. Evet. Neden birlikte olmak zorunda olduğumuz ve birlikteliğin neleri getireceği ile ilgili bir fikir oluşturmak için örnek olarak bu arkadaşımızı koydum. Bu arkadaşımızın adı İsmail Burhanoğlu. Geçen sene İstiklal Yolu anmaları sırasında yanıma geldi. Ben kendisini çok iyi tanıyordum zaten. Vakıf başkanlığım esnasında kendisine verdiğimiz burs desteğiyle İstanbul Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümünü bitirmişti. Sonrasında orman muhafaza memuru olmuş ve memleketi Çankırı'ya atanmıştı. Asıl önemli olan kısmı, ilk maaşı ile beraber Çankırı Vakfı bünyesinde öğrenci kardeşlerine burs vermeye başladı. Aynı örneğin ikincisi Sayın Adem Can, bir çalışanını Çankırı Devlet Hastanesi'nde bir doktora götürüyor. Doktorun yeni mezun olduğunu, Çankırılı olduğunu, Çankırı Vakfı'ndan burs aldığını ve şimdi o da burs verdiğini söylüyor. Yine arkadaşlar, bir Çankırılı kardeşimiz bir gemide kaptan iken kılavuz kaptan arıyor beni. O gemiyi geçiren kılavuz kaptan. Abi gözlerimi yaşarttın. Hayırdır dedim. Eğer sen olmasaydın, ben değil vakıf, olmasaydı bu arkadaş okulunu bitiremeyecekmiş dedi. Bu tip örnekler önüme geldikçe yaptığım işlerin ne kadar doğru olduğunu ve benim ne yapmam gerektiğiyle ilgili bana rota verdiğini düşünüyorum. Size STK ne işe yarıyor ki diye soranlar olursa lütfen bu örnekleri onlara veriniz. Yine eğitim diye başlamışken Sayın Çankırı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gözetiminde valimizin ve kaymakamlarımızın desteğiyle 1000 başarılı Çankırılı öğrencimizin sınavlara internet üzerinden hazırlanması için akıllı öğrenme temelinde çalışan bir program başlattık. Programımızı da Ilgaz Nolana Mountain Resort'ta düzenlenen bir toplantıyla başta Çankırı Valimiz Sayın Fırat Taşolar ve İl Eğitim Müdürümüz Muammer Öztürk olmak üzere kaymakamlarımız, Milli Eğitim Müdürlerimizle paylaştı. Bu ve bunun benzeri eğitim programlarına önümüzdeki dönemde de vakıflarımızın desteğiyle devam edeceğiz. Ve eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak sanat. Konfederasyonumuz sanatın her dalında üreten sanatçılarımıza tam destek olacaktır. Ve muhakkak Çankırı'yla da ilgili olacaktır. Nisan ayında yine Ilgaz'da Ilgaz Belediye Başkanımızın desteğiyle bir resim çalıştayı yapacağız. Koordinatöründe eşim Ayşen Can yapacak. Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan sanat için. Konfederasyonumuz sanatın her dalında üreten sanatçılarımıza tam destek vereceğiz. Nisan ayında bu resim çalıştayına açılışına ve finaline buradaki sayın valim, kaymakamım, Çankırılı vekillerim inşallah Mart'tan sonra olacağı için Çankırılı belediye başkanlarımızı İstanbul'dan, Ankara'dan bekliyor olacağız. Çankırı Konfederasyonu'na neden ihtiyaç hasıl oldu? Uzun zamandır kimi zaman kapalı kapılar ardında, kimi zaman açık açık konuşulan birlik olamıyoruz şikayetlerimizin sonucu olarak ortaya çıktı. Ve belki de Türk sivil toplum tarihinde tüm paydaşların kurulması için aynı anda hemfikir olduğu nadir STK oluşumlarından biri olarak geç de olsa tarihe geçti. Çankırı'mızı sevenler haklı olarak vakıflar, federasyonlar ve dernekler kurarak seslerini duyurmak istediler. Fakat bir süre sonra liderlik savaşından dolayı dağınık bir görüntü vermeye başladı. İşte konfederasyon birleştiren ve koruyan bir şemsiye güç olarak bu ihtiyacın sonucunda ortaya çıktı. Değerli yarenler, matematikte bir hesap vardır. 2'nin karesiyle 2'nin karesinin toplamı 8 eder. 2'nin karesi 2 artı 2'nin parantez kapa karesi 16 eder. Siz her işimizde büyüdükten sonra birleşmek yerine birleşerek büyümeyi teşvik etmeliyiz ve çaba göstermeliyiz. Konfederasyonumuzla beraber bundan sonra katlanarak büyüyeceğiz. Bunun için basınından maddi güce ve daha önemlisi sevdalı insanlara kadar her şeye sahibiz. Geriye çakmağı yakmak, harekete geçmek kalıyor. Kabul etmemiz gerekiyor ki Türkiye'mizin bazı illerinin tarihi ve turistik değerleri olmadığı için ilgi görmemesini anlayabiliyoruz. Ama Çankırı'mız gibi binlerce yıllık tarihe ve birikime ev sahipliği yapan şehrimizin hak ettiği noktaya gelmemiş olması hepimizi üzüyor. Denizcilik mesleğim gereği her milletten insanla bir araya geliyorum. Ve ilk fırsatta Çankırı'mızı, Çankırılı insanı ve değerlerini anlatıyorum. Hititlerden bu yana kullanılan tuz mağarasında 300 yıldır bir çürümeyen canlı bulunduğunu, mağaranın astım, bronşit ve akciğer hastalıklarının tedavisinde tercih edildiğini anlattığımda
gözleri fal taşı gibi açıyor. Ama o kadar. Bu insanların ve milyonlarcasının her sene Çankırı Tuz Mağarası'na akıl etmeleri sizce gerekmiyor. Epeydir Çankırı'mıza trenle ulaşımı konuşurken fırsat ayağımıza geldi. Ve bu vizyona sahip bir valimiz var. 2024'ün bahar aylarında başlaması planlanan Ankara-Karabük arası Kara Elmas Ekspresi Çankırı'dan da geçecek. Ankara-Çankırı arası trenle 3 saat 17 dakikada kat edilecek. İnsanların 36 saat süren Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek için biletleri her sene açıldıktan 1 saat sonra tükettiği turizm piyasasından Çankırı'nın da payını alması gerekiyor. Çankırı Konfederasyonumuz olarak önceliklerimizden biri de yerel yöneticilerimizle beraber Çankırı'mızın turizm atağına kaldırmak olacak. Bunun için de yerel ve merkezi yöneticilerin yanı sıra turizm acentelerinin de kapısını aşındırıp ilgilerini buraya çekeceğiz. Bir bu konuda müjde vereceğiz. Biletlerin hepsini Devlet Demiryolları'na şimdiden satıldığını Sayın Valimiz müjdeleyebilir. O biletler satılmazsa bu hat konmayacaktı. Biz bir sezon boyu bu biletleri satın almayı garanti ettik. Gelelim ülke yönetimimize. Mutlaka ki hepimizin bir siyasi düşüncesi var. Fakat Çankırılar olarak siyaseti şimdiye kadar izlemekle yetindiğimizi de kabul etmeliyiz. Son 20 yılda Türk siyasetine Karadenizliler ağırlığını koyarken biz ama çok gerilerde kaldık. Şimdiye kadar bize lütfedilenle yetindik. Bundan sonra kapı kapı koşmamız, bıktırana kadar varlığımızı göstermemiz gerekiyor. Siyasette şimdiye kadar yaratamadığımız Çankırı ekolünü yaratma zamanı geldi. Bunun için 31 Mart yerel seçim sürecinde hepimiz belediye başkan adaylarını ziyaret edeceğiz. Büyük şehirlerde Çankırı adaylarını Çankırılılar olarak, konfederasyon olarak destekleyeceğiz. Ancak Çankırı'daki adayların hiçbirinin yanında olmayacağız. Hepsinin yanında olacağız. Çünkü hepsi de Çankırılı olacak. Sizden önemli bir ricam olacak. Çankırılı olarak bir büyük şehirde, ilçelerde meclis üyesi olarak nerede Çankırılı görürsek ona mührümüzü basacağız. Buna söz vermenizi istiyorum sevgili başkanlarım. Neden İstanbul'da bir Çankırılı belediye başkanı olmasın? 200 bin Çankırılı yaşıyor İstanbul'da. Ankara'da nüfus olarak 3. sıradayız. Neden Çankırı ve Çankırılı Ankara'da hak ettiği yönetimde yerini alıyor olmasın? Bunu yapmazsak ve partilerin çantadaki kekliği olursak hiç yol alamayız. Bunun solu, sağı, şusu, busu yok. Çankırı nevi şansına münhasır bir Türk şehridir. Çankırı'ya kazandırdığımızda Çankırılı da ülkemiz de kazanacaktır. Buradan Çankırılı bürokratlarımıza çağrıda bulunuyorum. Konfederasyon günlük siyasetten uzak ama devlet yönetmeye talip bir görüntü içerisinde kavgacı değil, birleştiren bir tavır sergileyecek. Tabii ki siyasetin içinde olacağız. Bir komisyon kurarak Çankırı bürokratlarımıza da sahip çıkacağız. Yıllardır kendi tırnaklarını kazıyarak devletimizi omuzlamaya çalışan
bürokratlarımızın yanında duracağız. Onlarla sık sık bir araya geleceğiz. Çankırı Konfederasyonu'nun yönetiminde 50 kişi yer alacak ve 12 kişilik de başkanlık divanı oluşturacağız. 3 başkan yardımcımızın iş başında olacağı konfederasyonumuzda Ar-Ge, spor ve dijital çağımızın gerekliliklerine yoğunlaşmış komisyonlarla beraber akademisyenlerle, iş adamlarıyla ve devlet memurlarından oluşan gruplar kuracağız ve hep beraber konfederasyonumuzu çıkarabildiğimiz kadar yükseklere çıkaracağız. Yine atamızın bir sözüyle kapamak istiyorum. Bunu Çankırılı'ya seslenmiş Yüce Atatürk. Yüksel Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. Çankırı Konfederasyonumuzun ülkemize, şehrimize, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Evet, ben biraz daha kuvvetli bir alkış isteyebilir miyim Konfederasyon Başkanımıza? Evet, kendisini göndermiyorum çünkü gerçekten çok büyük emeklerle konfederasyon kurulma aşaması vardı. Bu güzel emeklere sizler de şahitlik yapıyorsunuz. Ben Ege, Akdeniz, Çankırılılar İl Dernek Federasyon Başkanı adına Naci Karakuş'u buraya almak istiyorum. Alkışlarla alabilir miyiz efendim? Doğu Marmara Çankırı İl Dernekleri Federasyonu Bahadır Ali Gül Beyefendi'yi kuvvetli alkışlarla buraya alayım efendim. Bu arada her federasyon başkanımıza bir poşu hemen takalım. İstanbul Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı Sayın Önder Tozan Beyefendi'yi alkışlarla buraya almak istiyorum efendim. Çorbaları içtik herhalde, alkışlar az geliyor. O yüzden kuvvetli alkışlar gelsin biraz. Efendim Ankara Çankırı Dernekler Federasyonu adına Adem Can ve Çağban Can Beyefendi'yi alkışlarla buraya almak istiyorum. Şöyle kısa bir selamlama konuşmasıyla şöyle İstanbul'dan başlayıp gidelim. İstanbul'dan başlayıp gidelim olmazsa buyurun. Evet. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, çok kıymetli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin her birinden değerli başkanları, vakıf başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Biz Çankırı Dernekler Federasyonu olarak 941 delegesi olan 136 tane derneğin bağlı bulunduğu İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bu noktada 3 Aralık'tan bu yana başkan olmuş kardeşiniz olarak hemen seçim modunda bulmuş kendini bir kardeşiniz olarak da ne yapabiliriz dedik. Meclis üyesi adayları noktasında, muhtar adaylarımız noktasında, belediye başkanı adaylarımız noktasında İstanbul'un leziz bir yerinde aday tanıtım toplantıları yaptık. Ve biz yola çıkarken şunu söyledik. Çankırılı hemşerilerim Ankara'da belki ilk 3'e girebilir. İstanbul'da belki ilk 17'de olabilir. Ama bugün Ankara'ya baktığım zaman hiçbir belediye başkanı, İstanbul'a baktığım zaman hiçbir belediye başkanı göremiyorum. Demek ki biz bu STK'cılığı bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Bunun için federasyon başkanı siyasi kimliğini bir tarafa çıkaracak. Mali parti hariç her hemşerisinin arkasında siyasi görüşü ne olursa olsun federasyon başkanı ve yönetimi o hemşerilerini belli bir yerlere getirecektir. Biz İstanbul'da bunu böyle yapacağız. Yapmaya da devam ediyoruz.
Siyasi kimliğimiz yok. Siyasi kimliğimiz Çankırı Dernekler Federasyonu ve üstüne de Çandefi koydular Allah'ın izniyle. Şimdi vakıf başkanıma teşekkür ediyorum. Konfederasyon başkanıma teşekkür ediyorum. Konfederasyonu kurdu. Biz de İstanbul'da konfederasyonla alakalı hemen bir komite kurduk. İsmail Kılıç Aslan başkanım yönetiminde komiteyi kurduk ve İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu'nun menfaati ve çıkarları doğrultusunda biz bugün buraya yol almış konfederasyonumuza ayak bağı olmamak için biz İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu olarak diyoruz ki biz İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu olarak hazırız ve konfederasyonun ayağına bağ olmayacağız. Tüzüğümüzdeki maddeleri sunduk ve biz hazırız diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle arkamda bekleyen hazırı görüyorum. Sizlere en kötü gününüzün böyle olmasını yürekten temenni ediyorum ve yürekten temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Naci Başkanım, buyurun. Değerli valim, milletvekillerim, konfederasyon başkanım, değerli başkanlar. Ben İzmir'den geldim. İzmir halkının selamlarını iletiyorum. Benden önce konuşmacılar gereken şeyleri söylediler. Biz de İzmir, Aydın, Antalya, Bursa ve Eskişehir İller Federasyon temsilcisi olarak burada bulunuyorum. Hepinize onların selamlarını getirdim. Söylenen şeyler belli. Çankırılar için hepsi geçerli. Ben sözü uzatmak istemiyorum. Tek şey söyleyeceğim şey, söylenen bir şey. Çankırı nüfusunun 1/3'ü dışarıda. Yani her 3 Çankırılı'dan 2'si dışarıda. Dolayısıyla başkanlarımın, konfederasyon başkanlarımın, federasyon başkanlarımın yaptıkları bu olay gerçek olması gereken bir olaydır. Federasyon ve konfederasyon başarıya ulaştığında Çankırı hedefine ulaşacak. Çankırılılar hedefine ulaşacak. Çünkü 3 nüfustan 2'si dışarıda. Çankırı'dan daha fazlayız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bahadır Ali Gül, buyur efendim. Sayın Valim, kıymetli hazırım, hayırlı akşamlar diliyorum. Kocaeli Sakarya Çankırı Dernekleri Federasyon Başkanı Bahadır Ali Gül. Büyüklerimiz yarenlikte ve töremizde şunu öğretti. Söz büyüklerindir dedi. Büyüğümüz gereğini söyledi. Biz de memleketimiz için elimizden ne gelirse yapacağız, arz ederim. Teşekkür ediyorum efendim. Ademcan Başkanım, buyurun. Çok kıymetli ailem, ben de sizleri hem konfederasyonun hem de şahsım adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Ama hasıl olduğuna inanıyorum. Federasyon başkanımızın da söylediği gibi suyun olduğu yerde teğmüm olmaz. İşte amaç da bu yönden hasıl oluyor. Bir Çankırıların eksiği vardı, bir abi eksiği vardı. Biz o abiyi bulduğumuzu umut ediyoruz. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, federasyon başkanlarımıza, konfederasyon başkanı teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyoruz kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet, program kaldığı yerden devam ediyor tabii ki. Tabii ki programın sonucunda çok kıymetli, çok değerli bir sanatçımız da var benim. Onu da inşallah takdim edeceğiz efendim. Evet, bir Çankırılı kendisi. Ankara milletvekilimiz Sayın İdris Şahin Beyefendi'yi kuvvetlerle alkışlarla buraya almak istiyorum ben. Çok değerli valim, kıymetli milletvekili ağabeyim, mülki idaremizin çok değerli temsilcileri, geçmiş dönem Tokat valiliğimizi yapan değerli hemşehrimiz, değerli ağabeyimiz, çok değerli belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, vakıflarımızın, erneklerimizin, sendikalarımızın kıymetli yöneticileri, Çankırı'nın güzel insanları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz konfederasyonumuzun bu anlamlı etkinliğine hoş geldiniz. Başkent Ankara'ya şeref verdiniz. Şimdi hangi valimiz söyledi bilmiyorum ama demin poşu olarak ifade ettin.
Poşu başkasının geleneği ama madem takın dediniz, takalım. Sorun değil yani. Çankırı'da siz neyi uygun görürseniz biz ona uyacağız. Çünkü burada misafiriz. Öncelikle konfederasyon çalışmaları sürecinde emek veren tüm sendika başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Değerli Çankırılılar, kıymetli hemşehrilerim, burada sizlerle bir ve beraber olmaktan ayrı bir onur duyduğumu ifade etmek isterim. Çankırı gerçekten yüreği temiz insanların memleketi. Gittiğim her coğrafyada nerelisin deyince bu ülkenin çimentosundayım. Çimentosunda yer alan bir şehrin insanıyım diyorum. Çünkü Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çorum, Yozgat, Kırşehir bu bölgelere baktığınız zaman Bolu hiçbir zaman işgal görmemiş ama ülkesi için, bayrağı için, vatanı için her türlü fedakarlığı yapmış, bunun karşılığında da hiçbir şey talep etmemiş bir coğrafya. Ama insanımızda vatan deyince her türlü fedakarlığı yapan, vergi deyince koşarak vergisini ödeyen ama talep ve geldiği zaman da her daim tutuk olan bir coğrafyanın insanlarıyız bizler. Lakin ben hayatım boyunca hep talep ettim. Hükmedecek bir makamda olmadım sayın valilerim gibi, mülki idare amirlerim gibi, belediye başkanlarımız gibi. Avukattık, hakimden talep ettik. Vekil olduk, bürokrasiden talep ettik. Bugün geldik, yine milletimizden talep ediyoruz. Milletimizin bazı konularda uyanışına vesile olmak için hep talep edeceğiz. Bugün çok anlamlı bir görüntüyü burada paylaştı değerli başkanımız. Eğitim dedi, eğitim. İşte eğitim dedim mi akan suların durması gerekir değerli hemşehrilerim. Çünkü ben okuma yazma bilmeyen bir ananın ilkokul 3'ten terk bir babanın evladı olarak fırsat eşitliği verdi devletimiz bize. Okuduk. Bu fırsat eşitliğiyle Çankırı'da Anadolu Lisesi'ni bitirdik. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve devamında döndüğümüzde memleketimizde baro başkanlığı, il başkanlığı, milletvekili, Allah bunların hepsini bu güzel coğrafyanın Çankırı'nın vekili olarak bize gösterdi. Çok şükür buna hamd ediyorum. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Çankırı nüfusunun neredeyse 1,5 katı nüfusa sahip olan Çankırıların yaşadığı Ankara'nın milletvekili olarak huzurunuzdayım. Ve Allah nasip ederse yine bu organizasyonların temelinde var olan ve vakfıyla, federasyonuyla İstanbul'da hemşerilerimize kol kanat geren insanların yaşadığı İstanbul'a, Fatih'in İstanbul'una ve dünyanın incisi İstanbul'a Deva Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak yola çıktık. İnşallah sefer bizimdir, zafer Allah'ındır diyoruz ve şu an itibariyle huzurlarınızda bu halde bulunuyorum. Bunun için anlatıyorum. Bu konuya hiç girmeyecektim. Ama dün Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda bu karar kesinleşince arkadaşlarımız sosyal medyadan bunu paylaştılar. Kendisi birebir de her daim abi diye hitap ettiği bir ismim ben. İsmail Saymaz Twitter'dan yazıyor. Diyor ki Deva Partisi'nin İstanbul adayı aslen Çankırılı, Ankara milletvekili ama İstanbul adayı diyor. Şimdi değerli bak konfederasyon başkanımız burada bir şey ifade etti. 20 yıldır Karadenizler İstanbul'u yönetiyor. Kimse ses çıkartmıyor. Doğulular çok farklı yerde istediği gibi kenetleniyor, dilediği gibi hükmedebiliyor. Kimseye çok gelmiyor. Ama Anadolu'dan, Anadolu'nun bir Yağız delikanlısı çıkıp da bir şey talep ederse ona her şey çok görülüyor. O yüzden Çankırılı değerli hemşerilerim, federasyonumuzun kıymetli temsilcileri, uyanalım, uyanalım.
ve nerede olursa olsun hemşerilerimize sahip çıkalım. Bakınız, ben milletvekili adayı olduğumda subay evlerinde yapmış olduğumuz toplantıda Altın Park'ta dedim ki sizlere, kendi nefsime sizlerden hiçbir şey talep etmiyorum dedim. Ama Ankara'da varlığınızı ispat etmek istiyorsanız şunun altını bir kalın çizgilerle çizin. Biz Çankırılar olarak Ankara'da varlığımızı ispatlayacağız. Biz öyle veya böyle hemşerimize sahip çıkacağız deyin dedim. Allah razı olsun. Elinizden geleni yaptınız ama kısık seslerle yaptınız. Oysa sizin kısık ses çıkartacak en ufak bu ülkede bir ayıbınız yok. Siz her daim gür sesinizle bu ülkenin geleceğinde varız diyecek insanlarsınız Çankırılar olarak. Lütfen sizden bunu bekliyoruz. Şimdi yine söylüyorum. Bugün itibariyle sizlerden asla siyaseten bir talebim yok. İçinizden çıkmış bir evladınız olarak sizlere sesleniyorum. Gelin şu çatık kaşlarınızı çatmayın be. Gülün, birbirinize tebessüm edin. Birbirinizi sımsıkı bir kucaklayın. Yaran diyorsunuz. Yaran kültüründe ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Yaran kültüründe farklılıklarımızdan dolayı insanlıktan çıkmama var. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi eline, beline, diline sahip olma var. Bir olalım, iri olalım, diri olalım sözü var. İşte Ahi Baba bize bunları öğretiyor. O ahilik geleneğini de en güzel yaşatan coğrafya hiç şüpheniz olmasın ki Çankırı. Yaran ocakları yakıldığında orada kırmızı minderin ne olduğunu, oradaki Oğuz boylarının ne ifade ettiğini iyi görmek lazım. Bakınız, ortasından ben ortalıyım. Şöyle coğrafyaya bir bakın. Dodurgası orada. Bayındırı orada. Gökçeören'i orada. Arkadaşlar, Kayıören'i orada. Bu topraklar ki Osmanlı orduları 1402'de Ankara'da bozguna uğradığında Osmanlı ordularına ev sahipliği yapmış topraklar. Oğuz'un her boyunun, Türk'ün her soyunun bulunduğu bu topraklardan çıkan insanlar şöyle silkinip bir kendine gelmeli. Binlerce Mustafa Can Kaptan gibi insan çıkartmalı içinden. Onlarca vali çıkartmalı, onlarca mülki idare amiri çıkartmalı. Bugün sizlerden, bizden eksik gördüğünüz o alkışı, sizin bu toplantınıza icabet ederek şereflendiren ilimizin valisine ve mülki idare amirlerine şöyle coşkulu bir şekilde görmek istiyorum. Bir hoş geldin deyin şu mahallelere. Valimize bir hoş geldin deyin. Her toplantınızda Ankara'da burada sizle beraber. Buradaki genç mülki idare amirlerimiz siz nereye çağırsanız geliyor arkadaşlar. Bugün benim bütün Türkiye'den misafirlerim olmasına rağmen, bakın çok netliğiyle söylüyorum. Sayın Mustafa Can Kaptan'ın sabah telefonu üzerine katılacağım başkanım. Ne olursa olsun katılacağım ve hemşerilerimize orada hitap edeceğim. Ondan sonra da onlardan kendileri adına, ülkesi adına, yarınlar adına bir söz isteyeceğim dedim. Ve onun için buradayım. Çünkü bu hizmetleri yapan arkadaşlarımızı, dernekçilerin bu faaliyetlerini lütfen hor görmeyin. Büyük bir emek var. Büyük bir alın teri var. Çoluğundan, çocuğundan esirgediği o vakti ve muhabbeti burada sizlerle bir olarak gösteriyorlar. O nedenle bu yapılan çalışmaları önemseyelim. Eğitim faaliyetlerini önemseyelim ve kendi insanımıza sahip çıkalım. Sizlerden istediğimiz bu. Çünkü sizin sahip çıktığınız insanlar bu ülkenin çimentosu arkadaşlar. Bizim insanımızın içerisinde yanlış insan yoktur. Çok nadir de olsa hata yapanlar elbette ki olacaktır. Ama yekününe baktığınız zaman bu ülke için can veren, onlarca şehit veren bir bölgenin insanlarısınız. O yüzden kendi kıymetinizi gayet iyi bilin. Bugün Ankara'da bu salonu dolduran
onlarca, yüzlerce dernek mensubumuzu bir sefer daha yürekten alkışlıyorum. Ben buradan alkışlıyorum. Siz de kendinize cimrilik yapmayın. Kendinizi bir alkışlayın bakalım şöyle. Şöyle bir alkışlayın kendinizi. Korkmayın arkadaşlar. Bu bedava. Alkış bedava, bedava. Kendinizi alkışlayın ya. Allah için alkışlayın arkadaşlar. Doğulusu zılgıt çeker, oynar, keyif alır. Karadenizlisi horan teper, kendini boşaltır. Siz de bu tür toplantılarda birbirinize kasıyorsunuz ya. Yapmayın arkadaşlar. Sevin birbirinizi. Dünya sevenlerle güzel. Dünya birbirine hoşgörüyle bakanlarla güzel. O yüzden kıymetli Çankırlı hemşehrilerim, lütfen şu çatık kaşlarınızı bizden muhafaza edin. Ve geldiğimiz zaman hiç olmazsa bedava olan tebessümünüzü gösterin. Ve şunu özellikle ifade ediyorum. Bugün burada bu arkadaşların, bu faaliyeti yapan arkadaşların gerçekten her türlü takdire şayan olduğunu da asla unutmayın. Buradan sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü ne konuşursak seçim arifesinde yanlış anlaşılır. Ben sizlere şunu ifade ettim. Seçimlerde hem şehirlerimden şahsıma veya bir başka arkadaşımıza en ufak bir talebimiz söz konusu değil. Sadece geçim zamanında bu şehrin makus talihini yenme adına lütfen yan yana gelin. Lütfen bu birikimlerden istifade edin. Burada güzel bir insanı, Sayın Nevzat Ayaz'ın resmini koydunuz ve yıllar geçti, o Nevzat Ayaz'ın yerini doldurabilecek ne siyasette ne bürokraside ikinci bir isim yetiştiremedik. Rahmetli Nurettin Okun bir sözüyle ben buradan sizlere seslenmek isterim. Genç 29 yaşında il başkanıydım. Kürsüde bir konuşma yaptım, indiğimde dedi ki, evladım dedi, sen de kendi geleceğimi görüyorum. Ne olursa olsun asla pes etme ve mücadele et dedi. Mücadele etmeden, süreklilik arz eden, yoğun bir şekilde istekli olmadan bu toplumda bizim hiçbir şey kopartabilme imkanımız yok. Çünkü en tepelerde bizim sırtımızı sıvazlayacak birileri yok. O yüzden mücadele edeceğiz, mücadele edeceğiz ve mücadele edeceğiz. Ve mücadelenin sonunda hepimizi yan yana getiren ögenin de Çankırlılık olduğunu asla unutmayacağız. Devrez'in bizim için çok kıymetli olduğunu asla unutmayacağız. Ilgaz Dağı'nın o yüceliğini ve temizliğini unutmayacağız. Bayramören'in o tarihi köprüsü her gün hafızalarımızda kalacak. Ve Kızılırmak'ta o coğrafyayı sulayan menba topraklarda yetiştirilen ürünlerin bizim bir kıymetimizin olduğunu, Korgun'un, Yapraklı'nın, Atkaracalar'ın, Bayramören'in, Şaban Özü'nün hepsinin Çerkeş'in başta olmak kaydıyla bizim için ortak değer olduğunu, birleştirici güç olduğunu asla unutmayacağız. O yüzden ayrıştıran değil, birleştiren olmak durumundayız. Birbirimize öfke değil, sevgiyle yaklaşmamız gerektiğini asla unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Her gününüz bugünkü kadar güzel olsun. Bu tür etkinliklerdeki birlik ve beraberliğiniz her alana yansısın ve Cenab-ı Hak inşallah Çankırlı hemşehrilerimizin gönlünün muradında ne varsa onu önüne getirsin diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Sayın Vekilimize konuşmadan ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kıymetli misafirler, kıymetli Çankırılı hemşehrilerimiz biraz sonra dediğimiz gibi türküleriyle bizleri burada biraz daha böyle müzik ziyafeti çekecek çok değerli bir sanatçımız var. Ama öncesinde bizim her programımızda bizleri kırmıyor efendim. Çankırı valimizi alkışlarla buraya alabilir miyiz efendim? Fırat Taşolar efendim alkışlarla ve Çankırı Konfederasyon Başkanımız efendim Kaptan Mustafa Can Beyefendi'den buraya alkışlarla almak istiyorum. Burada şey koşu vereceğiz. Buraya gelelim buyurun.
Bir alkış alabilir miyim efendim? Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Genel manada sözü uzatıp sizleri yormak istemiyorum. Çankırı'yı ve Çankırı'ları çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Emeği geçen burada bizleri bir araya getiren herkese başka başka mutlu olmak üzere tekrar herkese teşekkür ediyorum. Saygılar, muhabbetler, örnekler. Sağ olun. Sayın Valim çok teşekkür ediyorum. Konfederasyon Başkanı'na da teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi tabii ki dediğiniz gibi çok güzel, çok kalabalık bir ortam. Bence çok hoş gözüküyor burada. Bence ara sıra siz de buraya gelin. Kendinize bakın buradan gerçekten. Şimdi bu arada misafir olarak bir değerli Çankırılı kardeşimiz buradaydı. Dedi ki Çankırı için bir türkü yaptım. Playback olarak. Onu bir alkışlarla buraya alabilir miyiz? Hazır mı şarkımız? Evet, Seda Kara misafirdi aslında ama dedi ki kırmadı, bir parça da olsun Çankırı türkümüz var. Onu sizlere seslendirecek ama ben şöyle kuvvetli bir alkış istiyorum sizlerden. Lütfen. Kendim söz ve beste yapıyorum. O yüzden şimdi o türkü gelsin. Hep birlikte Çankırı'mızın güzel her şeyini hep birlikte böyle alkışlarla benim şeyim işte evet. Hep birlikte okuyalım. Gelmeden önce çok değerli bir misafirimiz daha geldi. Ankara milletvekilimiz, Çankırılı genç milletvekilimiz Zeynep Yıldız Hanımefendi'yi konuşması için kürsüye davet ediyorum efendim. Çok kıymetli protokol, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli Çankırılı hemşehrilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlere başlamadan evvel küçük bir mazeret beyanı gerçekleştirmek isterim. Zira buraya gelmeden evvel Turgut Altınok Başkanımızla gençlerin bir buluşması vardı. Çok yoğun katılımlı bir gençlik buluşmasıydı. Haliyle Ankara'nın ve Türkiye'nin en genç vekillerinden biri olarak orada bulunmak mecburiyetindeydim. Buraya bir şekilde sonunda yetişirim diye ümit ediyordum açıkçası. Birazcık röter yedim, hakkınıza helal edin. Şimdi hakikaten malumunuz olduğu üzere hepimiz burada ortak bir amaç için bulunuyoruz. Evvela kendimden küçücük bahsedeyim. Gerçi çoğunuzla tanışıyoruz, biliyorsunuzdur. Ancak ben de Çankırı Çerkez Saçaklıyım. Hal böyle olunca gerçekten çocukluğumdan itibaren Keçiören'de, efendime söyleyeyim, aynı cadde üzerinde akrabalarım, Çankırı'lı hemşehrilerimle birlikte büyüdüm. Ve gerçekten her zaman arkamda şunu net bir biçimde hissettim. Nereye gidersem gideyim, hangi ortama girersem gireyim. Gerçekten o birlikte yaşama kültürü, bir akrabalık ilişkisi, komşuluk ilişkisi kurabilmenin gücünü arkamda hep hissettim. Ve bütün zorlu ortamlarda oradan hep beslendim. Orası beni güçlendirdi. Dolayısıyla o kültürün
hep beni ayakta tuttu. Dolayısıyla gerçekten Çankırılı olmaktan her zaman gurur duydum. Şimdi tabii malumunuz olduğu üzere gerçekten hem Çankırımız hem Ankara'da yaşayan Çankırılı hemşehrilerimiz Çankırımızın gelişmesine çok çok büyük katkılar sunuldu ve Çankırımızda gerçekten geçtiğimiz 20 sene içerisinde bambaşka bir noktaya erişmiş oldu. Esas itibariyle şu an ben Çankırı'nın farklı farklı noktalarına gittiğimde her zaman bir öncekinden daha gelişmiş bir Çankırı ile karşılaşıyorum. Organize sanayi bölgesinden tutun yollarına kadar pek çok meselede çok daha ileriye giden bir Çankırı ile karşılaşıyorum. Hatta ve hatta zaman zaman komşu illerden ya Çankırı çok gelişti, biz de o kadar gelişse keşke serzenişleriyle karşılaşıyorum. Ve bir Çankırılı olarak da bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Orta yaşamın özüne, hatta ve hatta Çerkeş'e bulunan organize sanayi bölgeleriyle gerçekten Çankırı bambaşka bir noktaya ulaşmış vaziyette. Bu da Çankırı'nın ve Çankırı'nın hemşehrilerimizin ziyadesiyle hak ettiği bir şey. Bundan duyduğum memnuniyeti de bir kere daha burada belirtmek isterim. Tabii bir Ankara vekili olarak huzurunuzdayım. Malumunuz olduğu üzere Ankara'da da bir hayli Çankırılı hemşehrimiz var. Dolayısıyla halihazırda Ankara'da böyle bir efendime söyleyeyim Çankırılı hemşehrilerimizi temsilen bulunmak bizler için gerçekten çok büyük bir onur ve gurur. Ve bu noktada da biz her platformda Çankırılı hemşehrilerimizin Ankara'ya yaptığı katkıları anlatıyoruz. Çünkü şu an bir Ankara'nın bilincinden bahsediyorsak şundan eminiz ki bu Ankara'nın bilincini oluşturan Ankara'lı hemşehrilerimiz olduğu gibi Çankırılı, Çorumlu, Yozgatlı, Kırşehirli, Kırıkkale'li hemşehrilerimiz de var. Ve bu minvalde de yarenlik kültürüyle gerçekten Çankırılılar Ankara'nın bilincine de çok ciddi bir katkı yaptılar. Ankara'da geçtiğimiz günlerde seyhanlerin bir etkinliğine katıldık ve orada bol bol yarenlerin kulağını çınlattık. Aslında bu omuz boyunun çok eski dönemlerden Anadolu'ya getirdiği ve aslında adaleti, insanlığı, kardeşliği muhkemleyen çok güzel bir gelenektir. Ve bu yerlerde kültürü bizim her anımıza sirayet etmiştir. Dolayısıyla ben Çankırılı hemşehrilerimin desteğini her zaman arkamda hissettim ve her zaman onları en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettim. Tabii bu noktada hemşeri derneklerinin çok daha farklı fonksiyonları var artık günümüzde. Belki ilk başta hemşehrilerimiz Ankara'ya göçtüklerinde, farklı şehirlere göçtüklerinde kendilerini yalnız hissetmemek adına kurdukları bir yapının olmanın ötesinde hakikaten bir kültürü, bir geleneği, popüler kültürün baskısına rağmen yaşatmanın adı oldu hemşeri dernekleri. Bu noktada Ankara'da en ciddi teşkilatlanmayı sürdüren Çankırılı hemşehrilerim oldu. Ben bu minvalde Çankırılı hemşehrilerime aslında çok teşekkür ediyorum. Çünkü Çankırı Hemşeri Dernekleri itibariyle hakikaten bayrağı en yukarıda taşıyan hemşeri gruplarından biri ola geldi. Gittiğimiz bütün toplantılarda biz bunu da yoğun bir biçimde görüyoruz. Dolayısıyla bu yoğun yapılanma içerisinde burada bir konfederasyona da ihtiyaç olduğunu görüyorduk. Ve sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki Çankırılı hemşehrilerimizin bir arada olabileceği ve gerçekten Çankırılı bilincini yaşatabilecekleri bir platform kazandırdıkları için değerli başkanımıza ve bütün il federasyon başkanlarımıza hasreten çok teşekkür ediyorum. Federasyonlarımızın her birinde bir konfederasyon çatısı altında çok derli toplu bir biçimde görmek hepimiz için çok mutluluk verici oldu. İnşallah bu dilin birlik şuuruyla yolumuza devam ediyor olacağız. Bizler de buraya gelmeden önce Turgut Altınok Başkanımızla birlikteydik. Onun da çok çok selamları var sizlere. Onun da selamlarını iletmiş olayım. Çünkü gerçekten o da her zaman Çankırılı hemşehrilerimizin yanında oldu. Herhangi bir köyün bir ihtiyacı olduğunda ben rahatlıkla daha Keçiören Belediye Başkanı'yken arayıp şu köyün bu ihtiyacı var, şu araca ihtiyacı var, kilit taşı ihtiyacı var diye rahatlıkla ondan talepte bulunabiliyordum. O da hemen ivedilikle yerine getiriyordu. Dolayısıyla Çankırılılar'da onun da çok emeği var. Ben onun da selamını iletmiş olayım. Tabii artık gün sonuna geldik. Arkada orkestra hazırlanmak için bekliyor bence. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Ama her zaman her yere selamımızı götürün diyor. Ben de bütün konuşmalarımı böyle nihayetlendiriyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını siz değerlendiriyorsunuz.
değerli Çankırı'nda hemşehrilerine ileterek huzurumuzdan ayrılıyorum. Bizleri bir araya getiren çok kıymetli konfederasyona, bütün federasyonlarımızın değerli başkanlarına ve her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Evet, sayın vekilimize konuşmalarına ötürü çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık siyasette Karadeniz hegemonyasından kurtulmamız lazım bizim. Birleşmemizin en büyük engellerinden birisi birlik beraberliğimizi sağlayamamamız. Karşı rakibimiz kim olursa olsun, federasyon başkanı olsun, bu muhtarlıktan belediye başkanına kadar rakip olduktan sonra kazanan tarafı tebrik edememe gibi bir özelliğimiz var. Bunu aşmamız lazım. Ve aşmadığımız müddetçe de biz siyasette yok olmaya mahkumuz. Yani bugün bir birliktelik gecesi Çankırıların. İnşallah işte bundan sonraki bu ilk adımımız olsun inşallah. Bu ilk adımdan ilerleyerek biz de bir Çankırı bir gerçeğini ortaya koymamız lazım. Birbirimize küsmememiz lazım. Biz de işte az önce söylediğim gibi biz eğer bir olmadığımız zaman eriyoruz. Biz karşı rakibimizi tebrik edecek vaziyete gelmemiz lazım. Darılıp, küsüp gitmememiz lazım. Oranın idame olması lazım. İdame olmadığı için arkadaşlarımız yani ben kimseyi kıskanmıyorum. Onlar iyi yapıyorsa iyi yapıyordur. Ama bu gerçeği unutmamamız lazım. Onlar hangi partiden, üç kardeş ayrı partiden olsun kavgasını ediyorlar ama birbirini her yerde destekliyorlar. Biz de öyle değil. Biz ayrı partiden oldu muydu düşman görüyoruz. Bunu aşmamız, kesin aşmamız lazım. Ben rakip federasyondan da olsa, benim karşıdaki arkadaşım da kazanmış olsa, federasyon başkanı olduktan sonra federasyon başkanı makamına saygı duyduğumdan dolayı bütün yerlerde varım. Bazı kişiler burada değişik yorumlayabiliyor. Arif Hoca hem orada hem orada her federasyonu destekliyor. Ve vallahi billahi şunu söylüyorum. Bunu aşmadığımız müddetçe biz birlik beraberlik olamayız. Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Önder Tozan'la birlikteyiz. Önder Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Yeni seçildiniz bu arada. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. 3 Aralık'ta ki genel kurulda Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayız. Seçildikten sonra biliyorsunuz seçim atmosferine girdik. Bu noktada da İstanbul'da sahaya çıktık. Sahada olmamız gerekiyordu. Belediye başkan aday adaylarımızla, meclis üyesi aday adaylarımızla ve de muhtar adaylarımızla ilgili bir çalışma yaptık. Yaklaşık İstanbul'da 55 tane meclis üyesi adayımız var. 12 tane belediye başkan adayımız var. 25 tane de muhtar adayımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı sahada yaptık. Meclis üyelikleriyle alakalı Allah nasip eder ki salı gün bunun meyvesini yiyeceğiz inşallah. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Konfederasyonla alakalı Mustafa Can Başkanım'la görüştük. Bu noktada biz İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu olarak 941 delegesi olan 136 tane derneğin bağlı bulunduğu İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz ÇANDEP olarak. Tabii bu konfederasyona katılırken federasyon başkanı olarak 9 birlikten oluşuyor bizim federasyonumuz. ÇANDEP'in çıkarları doğrultusunda hiçbir oluşuma sıkıntı yaratmayacak şekilde konfederasyona katılma çalışmasını bir komite kurduk. İsmail Kılıç Aslan başkanlığında birlik başkanlarının içinde olduğu, avukatın da içinde olduğu güzel bir komite kurduk ve 3-4 toplantıyla da birlikte bugün buraya sağlıklı bir şekilde elimizde listemizde geldik inşallah. Konunun takipçisi olacağız. Biz de İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu olarak kendi açımızdan bir sıkıntı görmüyoruz. Yani siz konfederasyona katılmak için sanıyorum benim kulislerden aldığım bir delege sayısının artırılmasını mı istiyorsunuz ÇANDEP olarak? Şöyle bir durum var. Ercan kardeşim, neticede ne kadar da federasyon başkanı olursam olayım 9 tane birliği temsilen bu yapının sahibi birlikler biliyorsun. Birlik başkanlarının içinde olduğu, avukatın içinde olduğu güzel bir komisyon kurduk. 3-4 kere İstanbul'da toplandık ve bizim olmazsa olmazlarımız var bu noktada. Buraya gelen federasyon olarak net gelen federasyon İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu. Biz geldik, sıkıntı yok bizle alakalı. Tabii biz ona isteklerimizi sunacağız. Kabul gördüğü durumda delege listemizi ondan sonra sunacağız. Şu var, Mustafa Can Başkanım
Çankırı için, İstanbul için bir değer. Bunun çıktığı yolda bizim için zaten İstanbul'da beraberiz, görüşüyoruz. Bu noktada bir sıkıntı görünmüyor bizim açımızdan. Biraz önce bir konuşma yaptınız. Konuşmanızdaki dikkat çeken konulardan birisi de biz bir parti hariç hangi partiden adaylar olursa olsun destekleriz dediniz. Mesela İdris Şahin Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu İstanbul'da. Onunla ilgili de destek açıklamanız olacak mı? İlla ki olacak. Biz şunu yapıyoruz Ercan Başkanım. Sahada dediklerimizi sahada yansıtıyoruz. Bu 3 Aralık'tan itibaren bunu takip ederseniz görün. Herkesin bir siyasi görüşü var. Federasyon başkanlarının siyasi görüşü olmamalı. Siyasi görüşlerini, rozetlerini cebinize koyup biz buraya çandayıp rozetimizi taktık. Malum parti hariç ben zaten genel merkezlerine, belediyelere, ilçelere gidiyorum zaten hemşehrilerim. Bu noktada sıkıntı yok Allah'ın izniyle. İdris Başkanımın, İdris Şahin Başkanımın adaylığını dün sosyal medyadan öğrendim. İdris Başkanımla bizim hukukumuz farklı. Tabii biz İstanbul'da da üzerimize düşeni yapacağız. Biz sözde değil, lafta değil, icraat yapacağız Allah nasip ederse. İdris Başkanıma, Çankırı Dernekler Federasyonu olarak sahada göreceksiniz, sosyal medyadan takip edeceksiniz. Biz federasyon olarak üzerimize yapacağız. Biz hemşerilerimizi şucu buzu diye biz ayırırsak ondan sonra işte Ankara'da 350-400 bin diyoruz. İstanbul'da 270 bin diyoruz ama bir belediye başkanımız yok. Yani başkan belediye başkan yardımcılarımız yok. Bizim buralarda çoğalmamız lazım. Bu STK'cılığı bir de layıkıyla yapmamız lazım. Biz bu noktada yola çıktık. Sizden İstanbul'da bir röportaj da yaptığımızda doğru birdir. Bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Biz samimiyetimizi ortaya koyacağız. Çalışmalarımızı yapacağız. Şunu yapmamız lazım. Çankırı Dernekler Federasyonu konfederasyonla birlikte hemşehrilerimizi siyasi partilerin işlerine sokmamız lazım. Biz o noktada biraz sıkıntı çekiyoruz. İnşallah bunu zamanla başaracağız diyorum. Teşekkür ediyoruz. Çankırı diasporası güçlü bir Çankırı Birliği'nin sağlanmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şu noktada söyleyeyim. İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu olarak bizde bir sıkıntı yok. Biz konfederasyonumuzun yanındayız. Tabii ilkelerimiz var, şeylerimiz var. Bu noktada ben federasyon başkanı olarak Çankırı'sıyla, Ankara'sıyla, İzmir'iyle nereye çağırırsa da geleceğim. Tabii üzerimize düşen ne gelirse onu yapacağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kocaeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Bahadır Ali Gül'le birlikteyiz. Bugün Çankırıların bir araya geldiği bir gecedeyiz. Bu geceyle ilgili neler söylemek isteriz? Evet, malumunuz Kocaeli'de iç göç ile Anadolu'nun çeşitli illerinden ailelerin geldiği bir bölge. Biz de bu bölgede Anadolu'yu bin yıldır bir ve beraber tutan yarenlik kültürünü şehrimizde hem Doğu Marmara'da hem de Kocaeli ve Sakarya illerinde aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bizim mayamız. Tabii bu mayanın da üst çatıda federasyonların konfederasyon olarak birleşmesi tüm Türkiye'deki Çankırılıların sonra da tüm Anadolu insanlarının birleşmesi adına çok isabetli ve anlamlı bir adım oldu. Biz de Sayın Konfederasyon Başkanımız Kaptan Mustafa Can Bey'in başkanlığında tüm Türkiye'de bu birlik beraberliği yaymak adına önce şehrimizden başlayarak adım atmış bulunmaktayız. Bugün de bir milat oldu. Önce şehirlerimize sonra da tüm ülkemize hayırlı olsun dilerim. Sevgili izleyiciler, Orta Dernekleri Federasyonu Başkanı Şaban Can'la birlikteyiz. Efendim güzel bir Çankırıların bir araya geldiği bir gecedeyiz. Bu geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bu birlik ve beraberlik gecesini organize eden konfederasyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Biz de konfederasyonun kurucuları olarak inşallah bu birlik beraberliği en üst çıtaya taşıyarak tüm Çankırı STK'larını tek çatı altında toplayarak birliğin, beraberliğin ne olduğunu göstermek istiyoruz. Siyasette, ekonomide, işbirliğinde tüm Çankırılara destek vereceğiz. Eğitimde öğrencilerimize. Bu yüzden Çankırılımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İstanbul Kurşunlu Dernekler Birliği Başkanı İlhan Memiş'le birlikteyiz. Evet. Çankırılar bu akşam bir araya geldiler. Güzel bir gecede. Neler söylemek istersiniz bu geceye hakkında? Çankırılar Türkiye'nin her tarafında eğer 21 kişi, 20 kişiden bir fazlası bir araya geliyorsa bizim için bir olgudur.
genelini bir araya toplamak, birbirinden haberdar etmek anlamında, ticarette, siyasette hakkımıza düşeni alabilme anlamında bir arada olmayı, bütün toplum bir arada olmayı, daha önceki yapılarda federasyonlarımız, birliklerimiz mevcut idi. Ancak bir konfederasyona ihtiyaç hasıl oldu. Arkadaşlarımızın çalışma sonucu konfederasyon tüzüğünün hazırlanıp İstanbul'a, diğer federasyonlara sunuldu. Tabii bu 3 ay öncesinden oldu. 3 ay içerisinde diğer federasyonlar tüzük üzerinde çalışmalar yaparak daha otokontrol sisteminde bir konfederasyon olması anlamında kurumsal bir yapı şekli alması konusunda çalışmaların halen devam ediyor. Henüz tüzük tadilatı bir oy birliğine varmış değil. Çandef'in bazı talepleri oldu. Evet. Bu taleplerle ilgili çalışmalar sürüyor. Çalışmalar sürüyor. Umuyorum yakın zamanda Ankara'da ve İstanbul'daki, gerek Ankara'daki 4 federasyonun, gerek İstanbul'daki 9 dernekler birliği oluşumunun daha da birleşerek büyümesi, evet, bekleniyor. Tabii. Gönlümüzden geçen, daha da büyüyelim. Gönlümüzden geçen bu, yapıcı olarak biz hareket edeceğiz. Düşüncemiz bundan yanadır. İnşallah iyi günler bizim olacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Hemen yanımızda yine Ankara Kurşunlu Federasyonu Başkanı Veysel Kapıkaya var. Tabii bir Karadeniz diasporası var. Ne bileyim, Doğu diasporası dediğimiz var. Fakat Çankırı diasporası ya da İç Anadolu diasporası dediğimiz diasporanın da biz hani olmasını istiyoruz güçlü bir şekilde. Hoş geldiniz. Siz neler söylemek istersiniz Veysel? Hoş bulduk. Şimdi bu program çok güzel oldu. İnşallah bu daha büyüyecek, kar topu gibi. Şu anda bu bir başlangıç ama geç kalınmış bir olay. Biz Çankırılar olarak siyasette hiçbir zaman yer alamadık. Siyasette bizi yok saydılar. Ankara'da 350 bin nüfusumuz olmasına hasebiyle bizim hiçbir siyasi partide belediye başkanımız yok. Milletvekilimiz bir tane. Pardon, iki tane milletvekilimiz var. Bizi yok saydılar. İstanbul'da da aynı bu. İnşallah bundan sonra konfederasyon oluşumu yeni başladı. İnşallah İstanbul'la Ankara birlik olup, beraber olup bu oluşumu sağlayıp Çankırılar tek ses ve tek yürek olarak bundan sonra ticarette ve siyasette pastadan istediği payı alacak diye düşünüyoruz. Sevgili Çankırı Postası izleyicileri, yanımızda bir meslektaşımız var. Ankara'da uzun yıllar Çankırı'nın sesi olmuş. Adı da Çankırı'nın sesi olan bir gazete çıkartmış. Mustafa Sansarlıoğlu, bugün Çankırılar bir gecede bir araya geldiler. Bu buluşma, birliktelik hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben gazetecilikten önce 10 yıl Ankara Çankırılar Derneği'nin başkanlığı yaptım. Çankırılar Derneği 1972 yılında rahmetli Nurettin Ok zamanında kurulmuş bir dernek. Ben de şerefle onun 10 yıl başkanlığı yaptım. Bu sırada çeşitli gazetelerde yazılar yazıyorduk. Bir arkadaşımızın önerisiyle baktık Ankara'da da böyle bir kalabalık nüfus var, bir buna ihtiyaç var. Bu gazeteyi çıkardık. Çankırı'nın plakasıyla özdeş 18 sene bir fiil çıkardık. Ama artık tabii günümüzün ekonomik koşulları, zorlukları, tabii biraz da yaş aldık. Yaşlandık demeyelim de yaş aldık. Bunlar zorlaştı. Biz siz gibi genç, becerikli arkadaşlara devrettik. Siz de maşallah bu işi güzel yürütüyorsunuz. Sizi de tebrik ediyorum. Sizi de izliyorum. Çok sağ olun. Çankırı'nın birlikteliği zor tabii. Biz geniş kitlelerin bir arada bulunması zordur. Küçük gruplar daha iyi organize oluyor. Ben de bu işin çok çaba sarf ettim ama ha, biz belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki arkadaşlar da işte günün teknolojilerinden yararlanarak daha güzel işler yaparlar, daha güzel iletişim kurarlar diye düşünüyorum. Mustafa Bey, Çankırı'nın birlikteliği zor dediniz. Neden zor? Sanıyorum bu yıllara dayanan bir gözlem ve deneyimle alakalı bir şey. Evet. Onu söyler misiniz? Niye zor? Evet, bu konuda bayağı en deneyimli kişilerden biri olduğumu iddia edebilirim. Mükerrelik olmasın. Çankırılı küçük olsun, benim olsun. Ben de bir yerde baş olayım, başkan olayım şeyi var. Bir de şöyle bir şey var. Birini başkan seçtikten sonra her şeyi ondan bekler.
ama çoğu zaman çağırsan gelmez. Yani kimse taşın altına elini sokmaz. Evet, başkan başkan harcasın, başkan emek evet. sarf etsin, böyle olur. Ben madem şey oldu, ben 7 sene tek başıma derneğin kirasını ödedim Ankara'da. İnanır mısın, yönetim kurulu üyeleri bile doğru düzenli aidat vermez. Çok şey bekler ama katkıda bulunmaz. Bizim Çankırı'nın böyle bir huyu var. Çankırı Dernekler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Can'la birlikteyiz. Bu geceyi tertip ettiniz, Çankırıları bir araya getirdiniz. Birliktelik mesajı verildi. Bu geceyle ilgili, Çankırıların bir araya gelmesiyle ilgili ve Çankırı'da ilk defa bir konfederasyon kuruldu. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Aslında ben söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi gelecek ekoları, gelecek yankıları bekliyorum. Bu bir ihtiyaçtı, gereklilikti. Artık küçük olsun benim olsunu Çankırı bırakacak. Ha, benim başkanlığımı beğenmiyor mu? Abi yolları var, demokratik. Delegeleriyle indirecek, kendisi geçecek. Ama her ilde tek federasyon ve bir tane konfederasyon olacak. Yoksa bizi kimse dinlemez. Hepsi bu. Yani güçlü bir Çankırı diasporası olmanın yolu buradan geçiyor. Sence? Bence de öyle ama hani biz biraz önce yapmış olduğumuz röportajlarda da hep şunu söylendiler. Çankırı'ya bir araya gelemez, başarılı olamaz. Böyle bir algı var. Bu algıyı işte bu umutsuz algıyı aşmamız gerekiyor. Şimdi şeyin Vedat Bekir'in güzel benim beğenmediğim bir lafı var. Çankırı'nın toprağından çömlek olmaz diye. Bir Bursalı söylüyor bunu. İçimizde de demek ki İrlandalılar böyle konuşuyorlar. Çankırı'dan çok güzel çömlek olur. Hititler 5000 yıl önce yapmış. Bütün dünya hayranlıkla seyrediyor. Biz 2023'te kurduk. İnşallah 24'te birlikteliğimizi perçinleyeceğiz. Çok sesli bir şekilde 1500 delegemizle başkanımızı seçeceğiz olağanüstü kongreyle. Ondan sonra yani o tek sesliliği sağlayamazsak tekrar o karanlığa gömüleceğiz. Bu bir fırsat. Umarım Çankırılı hemşerilerim, dernek başkanlarım, birlik başkanlarım bu fırsatı değerlendirecek. Onlar köy dernekleri ilçe derneklerini, ilçe dernekleri, il federasyonları, il federasyonları konfederasyona kan verecek. Biz de o yolda yürüyeceğiz. Çankırı merkezinde de tabelanız asıldı, bugün gördüm. O da hayırlı olsun. Sağ olun. Orası kirası 5 yıllığına ödenmiş bir yer. Bundan sonra orada aynı zamanda bir yatakhanemiz var. Yani Ankara'dan gidip de yer bulamazsa otelde dernek üyelerimizin kalacağı. Ankara'da da iki tane ev, 8 yataklı bir yerimiz var. İzmir'den gelen arkadaşları bugün orada ağırlayacağız. İlk defa. Peki Mustafa Bey, bu geceyle ilgili izleniminiz ne oldu, izlenimleriniz? Herkes de dur bakalım ne olacak havası vardı. Aynı şekilde ben de dur bakalım Çankırılı ne yapacak, hep beraber göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada basın olarak, bireysel olarak hem benim hem bu tip iyi olan her şeyin yanında olan bir gazete olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.